Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreteri Berke Berkil bizlerle birlikte. Sayın Berkil, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da çok değerli bir kurultay yaptınız. Çok kapsamlı, çok önemli ve çok geniş çaplıydı. Ulusal Kanal ekranlarından canlı olarak büyük bir heyecanla ve gururla takip ettik. Öncelikle bu kurultayı başarıyla tamamladığınız için sizleri tebrik ediyorum. Detaylarını soracağım kurultayla ilgili ama biraz Türkiye gündemini de konuşmak istiyorum sizle. Ki bu aralar gündemde olan konu maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde PKK ile iltisaklı olan kişilere yönelik başlatılan terör teftişi. Bu konuyla ilgili yorumunuz nedir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılanan terörle iltisaklı kişilerin olması ve şu anda HDP ile yakın işbirliği içerisinde bulunan CHP-HDP ortaklığında erken seçimin gündeme getirilmesi, Türkiye'nin gündemi HDP üzerine odaklanmış durumda. Siz HDP kapatılsın diyen bir gençlik örgütü olarak bu gündeme bakışınız nasıl? Öncelikle tekrardan kurultayla alakalı güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz. Buradan da bütün Ulusal Kanal izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bizim açımızdan özellikle son bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gündeme gelen skandal diyebileceğimiz olay aslında şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü biz Sayın İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesi sürecinden itibaren özellikle İstanbul özelinde HDP'nin ciddi bir yapılanma içerisinde olduğunu çeşitli vasıtalarla dile getirmiştik, belirtmiştik. Kaldı ki biz bunu söylemesek bile bizzat HDP, biz büyük şehirlere bizim desteğimizle siz kazandınız diyerek aslında Millet İttifakı'nın İstanbul'da, Ankara'da kazandığı başarıların altına kendisinin yattığını ve bunun karşılığının verilmesi gerektiğini ifade etmişti. Bu Türk milleti açısından da yeni bir durum değil, şaşırtıcı bir durum da değil. İçişleri Bakanımız da pek çeşitli vasıtalarla gerek meclis kürsüsünden gerek de farklı yerlerden bunu dile getirmişti. Biz de Türkiye Gençlik Birliği olarak özellikle HDP'nin kapatılmasına ilişkin yürüttüğümüz kampanyada ve çalışmalarda da Türkiye'de HDP'nin Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletimizin, polisimizin, askerimizin yürüttüğü mücadele nefes borusunu kesildiğini fakat siyasi parti olarak faaliyet yürütmeye devam ettiği sürece kendisini yeni alanlar bulabileceğini ifade etmiştik. Dolayısıyla aslında HDP'nin kapatılmadan geçtiği her gün HDP'ye yeni alanlar açılması anlamına geliyor. Burada da maalesef ki bizim Biden ittifakı olarak nitelendirdiğimiz kuvvetler Türkiye'de HDP'ye alan açma çabası içerisinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olan da aslında basit bir pazarlığın sonucunda yaşanan gelişmelerdir. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu işlem aslında Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne yönelik ciddi bir bomba yerleştirme girişimidir. Bunun PKK'nın Diyarbakır'ımıza, Mardin'imize, Şırnak'ımıza yerleştirdiği bombalardan, kazı hendeklerden hiçbir farkı yoktur. Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisine İstanbul'umuzun belediye çalışanlarını, PKK kadrolarını yerleştirmesi, buralardan HDP'ye ve PKK'ya kaynak yaratılması Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne sıkılmış bir kurşundur. Bu kınıyoruz. Öyle ifade edeyim. Şimdi seçimlere yönelik çok sayıda açıklama oluyor. Partiler aday konusunda açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bunun dışında bir Millet İttifakı'nın erken seçim talebi var. Tüm bu seçimlerle ilgili yapılan propagandalarda özellikle Millet İttifakı'nın gençlere yönelik söylemlerinin olduğunu görüyoruz. Ancak Z kuşağı adı altında ve gençlere oylarını almaya yönelik bir kampanya da yürütülüyor burada. Türk gençliğinin 2023 seçimlerine yönelik bakışı nasıl gözlemlediğiniz kadarıyla? Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi bunların hepsi bir paket program. Siz HDP ile ittifak yaptığınız takdirde Z kuşağı tabirine de sarılırsınız. Siz Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için yürüttüğü mücadeleye saray savaşı derseniz orada çamura battık. Türkiye'nin yürüttüğü harekatlara, Suriye'nin kuzeyine yönelik yürüttüğü harekatlara çamura battık diye nitelendirirseniz HDP ile ittifak yaparsınız. Siz Türkiye'nin mavi vatanda yürüttüğü egemenlik mücadelesine bu bir yayılmacı girişimdir derseniz işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden HDP'ye kadro ayırırsınız. Dolayısıyla bunların hepsi bir paket programdır. Bunun sonucunda da Atlantik'ten çizilen, Amerika'dan çizilen gençlik kalıpların içerisine sıkışırsınız. Bakın bugün muhalefetin, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği muhalefetin Z kuşağı tabirine sığmasının tamamen sebebi bundan kaynaklanmaktadır. Çünkü
yürüttükleri siyasetle, ortaya koydukları programla Türkiye'ye lehine bir duruş sergilememektedirler. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun gençliğe yönelik vaatlerine de bakalım. Geçtiğimiz aylarda bir video çekmişti ve gençliğe yönelik vaatlerini dile getirmişti. Oyun konsollarından bahsediyor, ÖTV'siz arabalardan bahsediyor. Fakat bugün Türk gençliğin oyun konsoluna mı ihtiyacı var? Bakın biz, siz de ifade ettiniz, bir kurultay düzenledik ve o kurultayda Türk gençliğin taleplerini teker teker sıraladık. Bunu da şöyle yaptık. İşte Türkiye'nin dört bir tarafında arkadaşlarımız aracılığıyla bir araştırma gerçekleştirdik. 24.100 öğrenciye temas ettik bizzat. 24.100 öğrencinin ayağına gittik. Tüm Türkiye çapında 24.100 öğrenciyle temas kurduk ve onlara çeşitli sorular sorduk. Türkiye'nin geleceğine nasıl baktığına dair, Türkiye'nin mevcut ekonomik sıkıntılarının, sorunlarının neyden kaynaklandığına dair, bunların nasıl çözüleceğine dair çeşitli sorular yönelttik ve o soruların neticesinde bir şeye vardık, bir kanıya vardık. Bakın bu kanı Amerika'dan çizilen profillere uymuyor. Ya da bu kanı muhalefetin dile getirdiği söylemlere uymuyor. Tam tersine Türk gençliği bugün Türkiye'nin verdiği mücadelenin farkında. Türkiye'nin vatan bütünlüğü için verdiği mücadelenin farkında. Türkiye'deki ekonomik sorunların neden kaynaklandığını görüyor, tespit edebiliyor. Dolayısıyla bütün bunlara yönelik çeşitli çözüm önerileri geliştirmek istiyor. Türkiye'den kaçmayı kesinlikle düşünmüyor. Yani burada da çeşitli hayaller dile getiriliyor. Çeşitli masallar yaratılmaya çalışılıyor. Türkiye'den kaçmayı da düşünmüyor. Tam tersine Türkiye'de kalıp bu sorunları çözmek istiyor. Bizim karşılaştığımız sonuç bu oldu bu araştırma sonucunda. Bu araştırmayı yayınlayacak mısınız? Evet. Biz kurultayımızın da sonuç bildirgesini yazarken bu araştırmadan faydalandık. Orada da çeşitli veriler paylaştık. Gerek ulusal kanal ekranlarından da kurultayımız canlı aktarıldığı için ulusal kanal izleyenler muhakkak anketimizin sonuçlarına dair bazı veriler görmüşlerdir. Önümüzdeki günlerde de bunu bir dosya haline getirip hem Türkiye'de ilgililerine ileteceğiz hem de kamuoyuyla paylaşmış olacağız anketimizin sonuçlarını. Bu oldukça önemli. Ulusal kanal ekranlarında izledik ama bunu herkese bilgilendirmek anlamında sunmak önemli. Çünkü şöyle bir gençlik profili oluşturuluyor. Gündemden apayrı değil aslında. HDP kapatılsın diyoruz, bunu konuşuyoruz. Anayasa Mahkemesi'ndeki süreci değerlendiriyoruz ama sanki gençliğin HDP'nin kapatılması gibi bir talebi yokmuş, bu konuyla bir ilgisi yokmuş gibi bir izlenim yaratılmaya çalışılıyor. Ya da ekonomik kurtuluş savaşından bahsediyoruz ama gençliğin derdi üretmek, okumak, çabalamak değilmiş de bu kurtuluş savaşında mevzide yer almak değilmiş de yurt dışına gitmekmiş, internette kota kazanmakmış, bilgisayar karşısına geçip oyun oynamakmış gibi bir izlenim yaratılmaya çalışılıyor. Bu algıları da yaptığınız kurultayla yıktınız. O yüzden yine tebrik etmek istiyorum sizi. Bu kurultayın gençliğe en büyük kazanımı ne oldu? Öncelikle bir cümle bu HDP'nin kapatılmasına dair ek yapmak istiyorum izninizle. Biz Türkiye'nin dört bir tarafında çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitelerinde varız. Sadece büyük merkezlerinde değil. Bugün Gümüşhane'de de Türkiye Gençlik Birliği var. Kırıkkale'de de Türkiye Gençlik var. Şırnak'ta da Türkiye Gençlik Birliği var. Trabzon'da da Türkiye Gençlik Birliği var. Ve her yerde aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması davası noktasında geciktirdiği her gün Türk milleti aleyhine işliyor. Buradan da Anayasa Mahkemesi'ni malumun ilanını belirtmeye davet ediyoruz. HDP'nin PKK ile olan bağı her geçen gün daha da Türk milleti nezdinde kanıtlanıyor. Dünya nezdinde kanıtlanıyor, sadece Türk milleti nezdinde değil. Anayasa Mahkemesi artık malumun ilanını yapmalıdır. Gözler önünde olan şeyi bir karar altına almalıdır. Burada kaybedecek bir dakikamız bile kalmamaktadır, kalmamıştır. Bu son gelişmeler bile, son HDP'nin kongrelerinde Türk milletine, Türkiye'ye meydan okumaları bile bunun çok somut göstergesidir. Burada biz yargımıza güveniyoruz. Anayasa Mahkemesi'nden derhal bu kararı yerine getirmesini bekliyoruz. Türk milleti adına. Söyledikleriniz çok önemliydi. Kurultaya da dönelim isterseniz. Çünkü bu konu kurultaydan da bağımsız bir konu değil. Gençliğin talepleri orada dile getirildi ve üretmek isteyen gençlik HDP'nin var olduğu topraklarda bu talebini yerine getirmek konusunda zorlanabilir ama Türk gençliği bunun üstesinden geliyor. HDP kapatılsın talebini yerine getiriyor, söylemlerinde de bunu ifade ediyor. Kurultayda en çıkan en kritik konu başlığı neydi?
İş istiyoruz. Türk gençliğinin en yakıcı talebi bugün açısından iş istiyoruz. Kurultayımızın da en öne çıkan şeyi bu oldu. İş istiyoruz. Biz Türk gençliği olarak her şeyimizle, bütün imkanlarımızla, bütün kuvvetimizle, aldığımız bütün eğitimle Türkiye'ye üretmek istiyoruz. Türkiye'de üretmek istiyoruz. Türkiye'de katma değer üretmek istiyoruz. Türkiye'nin kalkınmasına bir tuğla da biz eklemek istiyoruz. Kurultayımızın en öne çıkan talebi buydu. En çok beğeni toplayan talebi buydu. En çok olumlanan talebi buydu. Çünkü bu somut gerçek. Türkiye'nin Şimdi önündeki üretim devrimi programıyla da oldukça uyumlu bir talep olmuş. Evet, kesinlikle katılıyorum sizin dediğinize. Çünkü şimdi Türkiye bir büyük kırılmanın içerisinde. Biz böyle görüyoruz içinde bulunduğumuz süreci. Özellikle Cumhurbaşkanımızın Bakanlar Kurulu'yla birlikte ifade ettiği ekonomi kurtuluş savaşı tespiti, Türkiye'nin bu içinden geçtiği süreci özetleyen bir tespit. Türkiye'nin verdiği bağımsızlık mücadelesi artık ekonomik alanda kalkınacak bir Türkiye mücadelesini daha ön plana atıyor. Çünkü Türkiye bugün silahla verdiği mücadeleyi artık o silahın arkasında dayandıracak kuvvetle devam ettirecek durumda. Bakın bugün Türkiye'nin enerji anlamında güvenliğini sağlaması, gıda anlamında güvenliğini sağlaması, askerinin güvenliğini sağlaması yani savunmasının güvenliğini sağlaması hepsinin dayandığı nokta ekonomi ve Türkiye'ye yönelik ciddi bir ekonomik ambargo uygulanıyor. Bu illa İran'da olduğu gibi, illa Küba'da olduğu gibi ambargo adıyla uygulanmıyor. Fakat farklı yollardan uygulanıyor. Amerikan menşeli firmalar Türkiye'nin kredi notlarını düşürüyor. Türkiye'deki sıcak para yurt dışına bir anda kaçırılmaya çalışılıyor ve Türkiye 40 yıldır izlenen Amerikancı ekonomi politikalarıyla yani neoliberal ekonomi politikaları bir noktaya geldi. Şimdi buradan bu zinciri kırma mücadelesi içerisindeyiz ve bunun en başında da bir ilkemizin, programımızın olması lazım. Türk gençliği de bu programı arıyor. Yani Türk gençliği de bu programı hayata geçirecek iktidarı arıyor. Türkiye'de bu programı hayata geçirecek kuvveti iktidara geleceği bir sürecin içerisindeyiz. Burada da gençliğin en önemli talebi iş istemek. Eğer biz bir ülkenin kalkınmasından bahsediyorsak o zaman o ülkede üretim olması lazım. Üretim için de istihdam şart. Özellikle bugün üniversitelerimiz, Türkiye'nin dört tarafında üniversiteler var. Üniversitelerde gençler okuyorlar. Fakat daha sonrasına dair ciddi belirsizlikleri var hayatlarında. Ciddi kaygıları var. Nerede çalışacağım? Ne yapacağım? Türkiye'ye nasıl katkı sunacağım? Kendimi nasıl geliştireceğim? İşte bu kurultayımızda bunu tartıştık. Türk gençliği nasıl iş bulur? İş bulması için hangi adımların atılması lazım? Bunu tartıştık. Tartıştıkça baktık ki aslında hepimizin kaygısı ve tasaları, dertleri birmiş, ortakmış. Buradan da büyük bir kararlılık ve çözüm önerileriyle çıktık kurultayımızdan. Kurultayımızın öne çıkan noktalarından birisi buydu. Herkes Türkiye'de bazı sorunları konuşmak için bir araya geliyor. Fakat biz orada şunu ifade ediyoruz. Bakın bütün televizyonlarda, ulusal kanalı hariç tutarak bunu özellikle söylüyorum. Bütün televizyonlarda gençliğin sorunları konuşuluyor. Fakat o sorunların konuşulduğu ekranlarda bir genç yok. O sorunların konuşulduğu platformlarda herhangi bir gençlik temsilcisi yok. Fakat biz üniversite topluluklarıyla birlikte, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen üniversite topluluklarıyla birlikte Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde buluştuk ve Türk gençliğinin sorunlarını gençler olarak konuştuk. Gençlerin temsilcileri olarak konuştuk ve yanımızda da Türkiye'nin en tecrübeli, en birikimli isimleriyle bir araya geldik. Onların çözüm önerilerini dinledik. Onlara dertlerimizi aktardık. Onların fikirlerini aldık ve ortaya bir sonuç bildirgesi, bir çözüm haritası, yol haritası koymuş olduk. Dolayısıyla kurultayımızın öne çıkan noktası buydu diyebilirim. Peki buradan görevler de çıkmış oldu size. Çok kapsamlı bir kurultay yapmanın ufku da çok geniş oluyor. Şimdi çok fazla görev çıktı size. 2022 yılı kritik bir yıl olacak Türkiye açısından. Gençler burada önüne nasıl görevler koyuyor? Çünkü Türkiye Gençlik Birliği önüne koyduğu görevleri başarıyla yerine getiren bir gençlik örgütü. Türkiye'nin en büyük gençlik örgütü. Bu anlamda hem önünüze koyduğunuz görevler hem de yapacağınız, atacağınız 7 adımlar bizi heyecanlandırıyor. 2022 yılı nasıl bir yıl olacak? 2022 yılı sizin de ifade ettiğiniz gibi çok kritik bir yıl. Yani bunu şu açıdan söylüyorum. Türkiye'nin verdiği mücadele bir noktaya dayandı. 2022 yılı bu noktanın daha da kararlı bir şekilde ileriye taşınacağı bir yıl olacak. Bizim de Türkiye Gençlik Birliği olarak verdiğimiz mücadele Türkiye'nin
İkinci İstiklal Savaşı'nı başarıya ulaştırma mücadelesi. Türkiye bugün artık kendisine çizilen planları, projeleri, kalıpları, zincirleri kırıyor, atıyor teker teker. Bakın bunu şey anlamında söylüyoruz. Toplam bir yöneliş anlamında ifade ediyoruz. Ve her geçen günde Türkiye bundan 100 yıl önce başarılı olan programa sarılıyor. Yani Türkiye 2. İstiklal Savaşı veriyor derken aslında birincisini kabul ederek bunu söylüyoruz. 1. İstiklal Savaşı'mızı başarıya ulaştıran program bugün Türkiye'de adım adım hayata geçiyor. Ve biz bunu gençlik ayağını oluşturuyoruz Türkiye Gençlik Birliği olarak. Çünkü 100 sene öncesinde de o dönemin genç Türkleri ayağa kalktılar ve milletin en önünde yürüyerek o mücadeleyi başarıya ulaştırdılar. Biz de bugün 21. yüzyılda genç Türkler olarak tekrardan görevlerimizin farkındayız ve Türkiye'yi bağımsız, başıdik, zenginliklerin paylaşıldığı, milletin refah içerisinde bir ülke olduğu, yaşadığı bir ülke haline getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 2022 yılı burada bir karar yılı, kritik bir yıl ve biz de 2022 yılında sanki Türkiye zafere ulaşmış gibi çalışacağız. Yani durmadan çalışacağımıza burada da ulusal kanal ekranlarından söz vermiş olalım. Türk gençliği, Türkiye Gençlik Birliği, Türk milleti o büyük çözüme doğru, Türk milletinin bütün sorunlarının çözüleceği noktaya doğru kararlılıkla ilerliyor. Biz de bu yürüyüşte en öndeyiz. Bütün görevlerimizin başındayız. Biz de sizi dikkatle takip ediyor ve yaptığınız her çalışmayı ulusal kanal ekranlarından büyük bir onurla yayınlıyor olacağız. Sayın Berkin, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı da verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreteri Sayın Berke Berkil bizlerle birlikteydi. Türkiye'nin en büyük gençlik örgütü olan Türkiye Gençlik Birliği başarılı bir kurultaya imza attı ve üreten gençlik, çalışan gençlik, üreten Türkiye başlığıyla çok önemli bir kurultaydı. Türkiye'nin gündemine getirmiş oldu ve Türk gençliğinin Z kuşağı olmadığını çok net bir şekilde hepimize gösterdiler. Türkiye'nin gündeminden kopuk, ayrıştırılmış bir gençlik değil. Tam tersine Türkiye'nin sorunları için, çözüm için mücadele eden bir Türk gençliği tam karşımızda duruyor. Türkiye Gençlik Birliği'ne üye olan gençleri, yöneticileri ulusal kanal ekranlarında ağırlamaya devam edeceğiz. Haberlerimize dönelim. Çok kısa.